Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Veliaht Prens'le görüştükten bir hafta sonra Madrid'deki NATO zirvesine katılacak. Kritik önemdeki temasları emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan değerlendirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman 22 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Türkiye ile özellikle Salman'ın aynı kare içerisinde görülmesi çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Selman'la görüştükten sonra 28-30 Haziran tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde yer alacak. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan, Erdoğan'ın bir hafta içindeki temaslarının kritik önemde olduğunun altını çizdi. İsrail'de hükümetin değişmesiyle yeni bir döneme girildiğini belirten Arslan, Türkiye'nin enerji ve gıda arzı bakımından önemli bir konuma geleceğini söyledi. Salman'ın Türkiye'de kabul edilmesi demek doğrudan doğruya bu Orta Doğu'daki hükümetler üzerinden, devletin bizzat kendisi üzerinden gelinen yeni bir dönemin, bu yeni bir dönemin milat olarak da doğrudan doğruya Naftali Bennett'in özellikle de başbakan olarak seçilmesinden sonraki yeni durumu ortaya koymak istiyorum. Bence bu yeni durum Türkiye'ye bayağı ciddi bir şekilde mesafe aldıracaktır diye ifade etmek istiyorum. Efendim TV 100 ekranlarındayız. Ben Gizem Çetin. Haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün. 1,5 milyon kişi 2500 lira aylıkla hayatta kalmaya çalışıyor dedi. En düşük emekli aylığının asgari ücrete yükseltilmesini istedi. Emekli Temmuz'da %40'a yakın enflasyon farkı alacak. Maaşlar artacak. Ne var ki emekliler yapılacak zammı yeterli görmüyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının 2500 lira olduğunu hatırlattı. 1,5 milyon emeklinin bu maaşla hayatta kalmaya çalıştığını söyledi. En düşük emekli aylığının asgari ücrete sabitlenmesini istedi. Aralık 2002'de 184 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 4.253 liraya yükseldi. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı ise sadece 10 kat arttı. Bugün 1,5 milyon emekli en düşük emekli aylığı olan 2.500 lirayla geçinmeye çalışıyor. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi tamamlandı. 5.426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesini yayımladı. 5.000'den fazla hakim ve savcının görev yeri değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nin yaz kararnamesi toplantısı yaklaşık 8 saat sürdü. Toplantının ardından yargıdaki görev değişiklikleri kamuoyuyla paylaşıldı. HSK tarafından hazırlanan 2022 Adli ve İdari Yarı Ana Kararnamesiyle 5.426 hakim ve savcıyla 33 il başsavcısının görev yeri değişti. Yeni kurulan 3 bölge adliye mahkemesine başsavcı atandı. 3 bölge adliye mahkemesinin başsavcısı da değişti. Bu atamalarla birlikte kadın il başsavcı sayısı 2'ye çıktı. İstanbul'da ekmek fiyatları yine zamlanıyor. Bazı ilçelerde ekmek 5 liraya çıkacak. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu, "Neden zam istiyorsunuz?" diye fırıncılara sormak lazım dedi. Standart ekmek yani dar gelirli insanların aldığı en ucuz ekmek türü bu. Un ve akaryakıt fiyatları zirveyi gördü. Rize, Iğdır ve Niğde'den sonra İstanbul'da da ekmeğe zam geldi. Salı gününden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde 240 gram ekmek 5 lira olacak. T
NTV 100'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fırıncıların neden zam yaptığını bu sözlerle açıkladı. Fırıncılara sormalı, neden zam istiyorsunuz? Ben sordum, çok net cevaplar aldım. Cevap şu, kurtarmıyor. Ayakta kalabilmek için de biz kapasitemizin bir bölümünü üretiyoruz. Sabit giderleri bizi karşılamak mümkün olmuyor. Bu nedenle de biz fiyatı yükseltmek zorundayız. Sayın seyirciler, Cumhur İttifakı'ndan asgari ücret açıklaması geldi. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici en az %20 zam yapılması gerektiğini söyledi. Hiçbir kesimimiz, yani çalışan ister devletli olsun ister asgari ücretli olsun, çalışan hiçbir işçimiz, vatandaşımız bir kere enflasyona ezdirilmeyecek ve ezdirilmemelidir. Yılbaşında hem inşallah önümüz Temmuz ayında bu saydığım kesimlerle ilgili yılbaşında yapıldı. Önümüzdeki Temmuz ayında da ciddi iyileştirmeler yapılacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Zonguldak'taydı. Partisinin Ereğli ilçesindeki kongresine katıldı. Burada konuşan Destici, pandemiyle birlikte dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğini söyledi. Yaşanan kriz ortamında asıl sıkıntıyı dar gelirlilerin çektiğini ifade eden Destici, Temmuz'da asgari ücrete en az %20 fark verilmeli dedi. Asgari ücretlerimize yıl başında enflasyon %30 açıklandı, asgari ücreti %50 verildi. Ama bugün enflasyon kaç? 70. Elbette ki bu 20 fark en az %20 bu fark verilmelidir ve inşallah verilecek. Destici, emekli maaşları için de özel bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Maaş alan emeklilerimiz bir iyileştirme yapıldı. 1600-1700'den 2500'e çıkarıldı. Ama yeterli mi? Yetmez. Elbette bunlarla ilgili özel bir iyileştirme daha yapılmalı ve bunun üstüne de enflasyon farkı da artı olarak verilmelidir. Ev sahiplerinin dayatmasıyla tahliye taahhüdü imzalamak zorunda kalan kiracıların sayısı giderek artmaya başladı. Hukukçu Yasin Özkan kiracılara haklarını hatırlattı. Taahhütnameye karşı uyarılarda bulundu. Kirasını zamanında ve düzgün ödeyen kiracının başka hiçbir zorunluluğu yok. Ev sahipleri tahliye taahhüdü dayatıyor. Başka çaresi olmayan kiracılar bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Ama kendi istekleriyle sulh olmak ya da herhangi bir davalık, mahkemelik olmamak adına tahliye taahhütnamesi imzalarlarsa o tahliye taahhütnamesinin imzalandığı tarihte mutlaka boşaltmaları gerekiyor. Son haftalarda evini ya da iş yerini yeni kiraya verecek mülk sahipleri kiracılarına tahliye taahhüdü imzalamalarını şart koşuyor. Bu taahhütle kiracı evi belirtilen tarihte boşaltmayı kabul ediyor. Mülk sahipleri tahliye sürelerinin 2,5 yılı bulması nedeniyle bu yolu seçiyor. Kiracılar da ev bulmakta zorlandığı için mecbur kalarak imzalıyor. TV 100 yayınına konuk olan hukukçu Yasin Özkan kiracıları uyardı. Tahliye taahhüdü mülk sahibine verilen bir hak. Ancak kiracıların da bu noktada hakları var. Mal sahiplerinin başka taleplerini kesinlikle kanun dışı olarak görüp ona göre direnmeleri ve kabul etmemeleri gerekir. Örneğin tahliye taahhüdü kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanmaz. İmzalanırsa da geçersiz olur. Emsal davalarda bu durumda kiracının baskı altında olduğu, sözleşme yapmak için mecburen imzaladığı kabul edilir. Hukukçulara göre taahhüdün kira sözleşmesinden 1-2 ay sonra imzalanması gerekir. Ama kendi istekleriyle sulh olmak ya da herhangi bir davalık, mahkemelik olmamak adına tahliye taahhütnamesi imzalarlarsa o tahliye taahhütnamesinin imzalandığı tarihte mutlaka boşaltmaları gerekiyor. Boşaltım olmazsa en geç bir ay içerisinde icra kanalıyla o taahhütname bize yeni boşaltma olarak yansıyacaktır. Kiracılarımızın bunu bilmesi lazım. Taahhüdün kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanmasının doğru olmadığını bilenler kimi zaman kiracıya boş belge imzalatıyor. Ancak kiracı bu tuzağa düşmemeli. Hem taahhüt sözleşmesi hem de tahliye tarihi yazıldıktan sonra imza atılmalı. Tarih yazılmayan kağıda imza atan kiracılar noterden yapacağı ihtarla durumu anlatıp ev sahibinin elindeki tahliye taahhüdünü boşa çıkarabilir.
Tahliye taahhüdünün noterde hazırlanması şart değil. Ancak kira sözleşmesiyle aynı kişi imzalamalı. İmzalamadan önce de cezai şart olup olmadığı kontrol edilmeli. Sayın seyirciler, Fransa'da genel seçimin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Rakibi aşırı solcu lider ise salt çoğunluk olan 289 sandalyeyi kazandı. Seçim sonuçları belli oldu. Macron mecliste çoğunluğu elde edemedi. Fransa'da genel seçimin ikinci turu yapıldı. 47 milyon seçmen 577 sandalyeli ulusal mecliste görev yapacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi saat 20'de sona erdi. Sayım yapıldı, sonuçlar açıklandı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusal mecliste salt çoğunluğu kaybetti. Aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki sol ittifak ana muhalefet oldu. Salt çoğunluk olan 289 sandalyeyi kazandı. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi ise mecliste 60 ila 102 sandalyeye sahip olarak tarihi başarı elde etti. Mecliste 298 sandalyeyi alan Mélenchon'un başbakan olarak atanması bekleniyor. TV100'de yayınlanan Şimdi Konuşalım programında gazeteci Mustafa Ertekin ve gazete Pencere yazarı Necdet Saraç arasında Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon tahminleriyle ilgili tartışma çıktı. İkili arasında ipler bir hayli gerildi. Göre de tekrar söylüyorum ki ödemeleri... Enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlar neydi, siz söyleyin. Revize etti. Niye revize etti? Her ay niye revize eder? 46 her ay niye revize eder? TV100'de Hande Aydemir'in sunduğu Şimdi Konuşalım programına konuk olan gazete Pencere yazarı Necdet Saraç, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini revize etmesini eleştirdi. Gazeteci Mustafa Ertekin, Saraç'ın sözlerine tepki gösterdi, gerçeği yansıtmadığını söyledi, stüdyoda tansiyon yükseldi. Bak, siz duyduklarınız, miting meydanındaki duyduklarınız, hamasetli söylemleri Mustafa buradan söylüyorsunuz. Bakın, hiçbir gerçek yok söylediklerinizin. Bana deyin ki şu rakamınız yanlıştır, yok. Şu rakamınız yanlıştır, söyleyin. Bir rakam enflasyon söylemiyorsunuz ki yanlışını söyleyin. Bu iktidar. İYİ Partili belediye başkanları Genel Başkan Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığına aday olmasını istedi. Akşener, sözümüzü söyledik, geri dönüş olmaz, başbakanlığa adayım dedi. Vallahi sizi görmek ne güzel. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarını genel merkezde topladı. 6 saat süren toplantıda seçim süreci ve parti politikalarının sahadaki yansımaları ele alındı. Gelin nasıl? Başkanlar toplantıda Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu anlattı. Anadolu'da bu yönde bir talep olduğunu iletti, genel başkanlarını adaylık için ikna etmeye çalıştı. Akşener'in cevabı ise net oldu. Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını tekrarladı, başbakanlığa adayım dedi. Ben açıklamamı yaptım, başbakanlığa aday olduğumu söyledim. Bunu söyledik. Bundan geri dönüş olmaz. Seçimlerde birinci parti olma konusunda iddialıyız. Bu sözü boşuna söylemiyorum. Hedefi belli bir strateji ve plan çerçevesini dile getirdim. Ve hedefe ulaşacağız. Efendim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi sayılan İzmir'de oy kaybettiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin kalesi sayılan İzmir'de oy kaybettiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de ciddi bir taban kaybetmektedir. Bunun sebepleri de birincisi, ulusal politikalarda PKK'yı cesaretlendiren politikaları yapıyor olmaları İzmirliler tarafından sorgulanmaktadır. İkincisi, son dönemde Yunanistan ile yaşamış olduğumuz sorunlarda Yunanistan'ı cesaretlendiren ve Yunanistan tarafını
tutacak şekildeki politikalar ve söylemler yine İzmirli'yi rahatsız etmektedir. Üçüncüsü de 23 ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesinin bugüne kadar hizmet üretemiyor olması yine İzmirli hemşehrilerimizi rahatsız etmektedir. Hamza'da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de tepki gördüğünü anlattı. İzmirlilerle hiçbir görüşme yapmadan şehirden ayrılmıştır. Çünkü önceki görüşmeleri yaptığında, sokaklara çıktığında tepkiyi bizzat kendisi yaşamıştır. Sayın seyirciler, altın ve doların gidişatını ve hatta akaryakıt fiyatlarını, Bitcoin'i, kripto para piyasasını, hepsini finans analisti İslam Memiş'le konuşacağız şimdi. Sayın Memiş, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar Gizem Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dilerseniz ilk başta herkesin çok merakla beklediği altın ve dolarla başlayalım. Evet. Siz altın için, hiç unutmuyorum, gram altın için 1450 seviyesini vermiştiniz. Evet. Hala bu tahmininiz geçerli midir? Ve bunun akabinde de şunu sormak isteriz. Artık altın alım fırsatı kalmadı mı? Tabii yıl sonuna kadar öngöründe herhangi bir değişiklik yok. 1050, 1200 ve en son final olarak 1450 lira seviyesiyle alakalı öngörümü korudum. Özellikle belirtmek isterim. Tabii zaman zaman kâr satışları göreceğiz. Mesela 950 lira gibi bir destek seviyesi var. Bu da dolar kuruna bağlı olacak. Dolar iç piyasalarda biraz güç duruşunu korumaya devam ediyor. 17-30 lira seviyesinin üzerinde. 17.50-17.80 lira seviyesi var yukarıda direnç seviyesi olarak. Ama muhtemelen 17.50 lira seviyesine tekrar bir geri dönüş kısa vade için olabilir. Şu anda altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda düşük seyrediyor. 1830-1850 dolar bant aralığında. Ancak dolar kurundan destek alıyor gram altın TL fiyatı. Yatırımcısı kısa vade için, yani bu önümüzdeki bir ay için 950-1050 lira aralığını takip etmesi gerekiyor. 1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın alımına çok sıcak bakmıyorum ama özellikle bu 950 destek seviyesinden sonraki süreçlerde evet 1200 lira seviyesi gündeme gelebilir 2 ay sonra. Beklentim ve öngörüm o yönde. Hem altının ons fiyatındaki öngörüm yukarı yönlü ataklar, hem dolar TL kurunda yılın son çeyreğinde yine yukarı yönlü ataklar gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum. Ve dolayısıyla gram altın TL fiyatı son bir kez 950-1000 lira aralığında bir alım fırsatı sunabilir diye tahmin ediyorum. Peki dolarda da yukarı dönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum dediniz. Yani aynen evet. Aralık, Kasım Aralık'ta olduğu gibi 18'leri görür müyüz? Şöyle, ilk önce kısa vade için o direnç seviyelerini görmek gerekiyor. Önce 17.50 güçlü direnç seviyemiz, devamında 17.80. Eğer 17.80 lira seviyesinin üzerine geçilmesine müsaade ederse Merkez Bankası, evet 18'li rakamları konuşabiliriz. Ama şu anda tekrar yaz aylarındayız biliyorsunuz. Turizm gelirimiz var. Enflasyon rakamlarında mevsimsel etkiyle birlikte biraz gerileme kısa vade için yaşanabilir. Bu da kısa vade için dolar TL kurunda yatırımcısı şu seviyeleri takip etmesi gerekiyor. Aşağıda 16.75 lira seviyesi var. Yukarıda 17.80 lira aralığı var. Önümüzdeki 2 ay boyunca takip edilmesi gereken seviyeler burası. Ancak 16.75 lira seviyesinin altındaki rakamların çok kalıcı olacağını ve çok uzun süre kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Buradan tekrar hızlı bir toparlanma gelebilir. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin yol haritası belli. Bu faiz artımları devam edecek. Küresel piyasalardaki resesyon endişeleri artmaya devam ediyor ve enflasyon artmaya devam ediyor. Bu gibi etkenler de bizim gibi dövize ihtiyacı olan ve dolara bağlı ülkeleri olumsuz yönde etkiler. Bir de şu benzine, daha doğrusu petrol fiyatlarına bakacak olursak, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki rekor üstüne rekor zamlar evet. geldi. 30 liraları gördük pompa fiyatlarında. Evet. Brent petrol de artmıştı. Sonra ciddi bir düşüş yaşandı. 112'lere kadar geldi, 112 dolarlara kadar geldi. Evet. Bu düşüş devam eder mi ve bu düşüş pompaya yansır mı? Aynı altın fiyatlarındaki hikaye gibi aslında petrol fiyatları. Altının gram fiyatı nasıl ons bazında ve dolar bazında hesaplanıyorsa, petrol fiyatları da dolar kuru yüksek oldukça pompa fiyatlarına çok indirim olarak yansımıyor. Evet, Brent petrolün varil fiyatında sert bir düşüş gözlemliyoruz. Biraz daha gerileyebilir kısa vade için. Çünkü Biden'ın OPEC üyelerini ziyaretleri var. Yani petrol üretim ülkeleri bir ziyareti var. Ve dolayısıyla da burada dışsal etken olduğu için
Bu Brent petrolün varil fiyatı yıl sonuna kadar muhtemelen 140-150 dolar seviyeleri de görülebilir. Her ne kadar kısa vadeli düşüşler olsa da. Ama dolarla biz satın aldığımız için ve dolarla maliyet yaptığımız için ben düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Mutlaka kısa vadeli bir geri çekilme olabilir. Ama özellikle yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişle beraber pompa fiyatlarında yeni zamlar gündeme gelebilir. O yüzden petrol fiyatlarının uluslararası piyasalardaki değeriyle pompa fiyatlarındaki değerini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Her anlamda çetin bir sonbahar kış bizi evet, bekliyor gibi söylediklerinizden son olarak şimdi kripto paralardan bahsetmek isterim. Kripto para fiyatları sert şekilde düşerken profesyonel yatırımcılar eskisi kadar kolay kar elde edilmeyen piyasada kazançlarını arttırmak için birbirlerini hedef almaya başladılar diye bir evet, haber vardı. Bayağı dikkat çekici. Zaten Bitcoin'de sert düşüşler gördük. Tekrar 20 binin üzerine çıktı. Kriptolarda neler olur? Manipülasyon piyasası oluştuğu için buradaki gelen haber akışlarına çok sağlıklı bakmadığımı özellikle ifade etmek isterim. Kripto para piyasasında yaşanan bu sert düşüşlerin ana sebebine baktığımız zaman resesyon sürecinde ve enflasyon sürecinde olan bir dünya piyasası. FED bu agresif faiz artımından devam ediyor ve dünyadaki bütün para artık güvenli liman olarak dolara kaymaya devam ediyor. İşte bütün emtialar, kripto paralar ve dolar karşısındaki bütün enstrümanlar, euro, sterlin gibi bütün diğer para birimleri ciddi anlamda sert bir şekilde değer kaybetti. Net bir şekilde bu düşüşlerin bittiğini söylemek biraz zor. Çünkü FED sürecine bakmak gerekiyor, odaklanmak gerekiyor. Ve bu süreçte mutlaka tepki alımları gelebilir. Ama cılız kaldığı için yükselişlerin devamı için artık bu 25 bin, 26 bin dolar seviyelerinin üstündeki rakamları görmek gerekiyor. Şu anda kripto para piyasasıyla alakalı söyleyebileceğimiz tek şey ciddi bir belirsizlik var ve yönün nereye gideceği şu anda belli değil. Finans analisti İslam Memiş, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Haftaya başlarken ekonomiyi enine boyuna değerlendirmiş olduk sayenizde. Sağ olun. Altılı masa görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu eleştirenlere sert sözlerle cevap verdi. Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz, uzlaşmayı da biliriz dedi. Bugün bazen arkadaşlarımız çıkıyor, siz bu altılı masada ne işiniz var ya? Bu CHP ile bir araya nasıl gelirsiniz? Erbakan Hoca hayatta olmuş olsaydı sizi lanetlerdi diyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İzmir'deydi. Partisinin Konak'taki 8. olağan ilçe kongresinde konuştu. Altılı masa görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi'nin bu görüşmelere katılmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Hadi oradan sahtekar. Nasıl görmüyorsun sen böyle bir gerçeği? Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz. Ama uzlaşmayı da biliriz. Her iş adım adım gerçekleşir. Efendim TV yüz ekranlarında haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soydaşlara konuştu. Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Anadolu'da ve Balkanlarda aynı yapıyı inşa eden manevi mimarlarımızdan Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin dediği gibi, Cumhurbaşkanımızın da sık sık hatırlattığı gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız inşallah. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı olan Kosova'daydı. Mamuşa bölgesinde halkla buluştu. Davul ve zurnayla coşkuyla karşılanan Çavuşoğlu, burada soydaşlara hitap etti. Aramıza nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar oluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Kendi aramıza nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz. Nefsimize yenilmeyeceğiz. Kişisel çıkarlarımızı buradaki Türk toplumunun çıkarlarının üstünde tutmayacağız. Şimdi sıradaki haberimizle kaldığımız yerden devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan başta olmak üzere Batı'nın sığınmacı politikasını eleştirdi. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyle reklam yapıyorlar dedi. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde parlamentolar arası işbirliği programı düzenlendi. Toplantının gündemi göç ve mültecilerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video mesajda katılımcılara seslendi. Batı'nın sığınmacı politikasını eleştirdi. Avrupa ülkelerinin kabul ettiği birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullandığını söyledi. Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı alacağını iddia etti. Hakkı, hukuku ve adaleti savunuyorsak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim yorumu geldi. CHP lideri İzmir'de gençlik buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararı alacağını iddia etti. Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak. Erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım. Son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre. Sayın seyirciler, dün Babalar Günü'ydü. Babalar Günü sebebiyle Cebeci askeri şehitliği adeta doldu taştı. Şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Birçok ziyaretçi gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarını tutamadılar. Kimi şehit olan evladını, kimi de babasını ziyaret etti. Ankara'daki Cebeci Askerlik Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle yoğunluk vardı. Sevdiklerini toprağa veren şehit yakınları bu özel günde kahramanları mezarları başında dualar eşliğinde andı. Sabahın ilk saatlerinde şehitliğe gelen ve şehit babaları yalnız bırakmayan aileler duygu dolu anlar yaşadı. Aileler içerisinde bir kişi ise herkesin dikkatini çekti. Gelinliğiyle gelen şehit kızı babasının mezarı başında gözyaşlarını tutamadı. Şehit Umut Coşkun'un babası Alim Coşkun, şehit olmasaydı nişan yapacaktık dedi, yürek yaktı. Tarif edilmez bir acısı var, öyle söyleyeyim. Her gün buradayım, her gün öğleden önce gelirim, öğleden sonra kadar buradayım. Hayallerimiz vardı. Şehit olmasaydı bahara doğru nişan yapacaktık, salon tutacaktık. Nasip olmadı, Allah nasip etmedi. Efendim, akaryakıt zamları otobüs bilet fiyatlarını da vurdu. Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar %65 artan fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Otobüs bilet fiyatları fırladı, bayram öncesi otogarlar boş kaldı. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar otobüs firmalarını da vurdu. Ramazan bayramından bu yana geçen 2 ayda bilet fiyatları ortalama %65 arttı. Firmalar rezervasyon sistemini kapattı, günlük bilet satışına başladı. Buna göre 1,5 ila 2 saat arasında değişen otobüs yolculukları için bilet fiyatları ortalama 120 Türk lirası oldu. 20 saat ve üzeri yolculuklar içinse firmalar 650 ila 750 lira arasında ücret alıyor. Hal böyle olunca okulların kapanmasıyla başlayan tatil sezonu ve Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen otogarlar boş kaldı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 7 liralık yaş çay alım fiyatının hayal kırıklığı olduğunu ileri sürdü. Yaş çayın destek primiyle birlikte alım fiyatının en az 10 lira olması gerektiğini savundu. Çay üreticileri maalesef bu yılda mağdur olmuştur. Açıklanan fiyatın çay üreticilerimizin gerçek enflasyon karşısında ezdirilmesinden ibarettir. 7 lira olarak açıklanan yaş çay alım fiyatına İYİ Parti tepki gösterdi. Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, fiyatın çiftçide hayal kırıklığına neden olduğunu iddia etti.
Yaşar, üreticinin maliyetlerinin %20 arttığını savundu. Yaş çay alım fiyatının en az 10 lira olması gerek dedi. Maliyetler %20 artarken açıklanan çay fiyatı sadece 7 TL'dir. Yaş çay fiyatı 7 TL olarak açıklanması ciddi bir hayal kırıklığıdır. Çay üreticilerinin beklentisi ise fiyatın en az 9 TL, desteklenme primi 1 TL olmak üzere toplam 10 TL olmasıdır. Bir bağlantı daha gerçekleştireceğiz sayın seyirciler. Bu sefer tatil planları ile ilgili. Yaz geldi malum, tatil planları yapılmaya başlandı. Ancak bu yıl tatil yapmak hayal olabilir. Zira 2 kişilik bir hafta tatil 15 bin TL'den başlıyor. Konuyu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hamit Kuk'la konuşacağız. Sayın Kuk, merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağolunuz. Şimdi çok çalıştık, direndik. Biraz da tatil yapmak istiyoruz. Ama fiyatlar sanırım çok yüksek. Türkiye'nin neresinde ne kadara tatil yapabiliriz? Evet, gerçekten çok çalıştık ve tatil zamanı özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ayı Türk insanı için, Türk milleti için tatile gidiş zaten ilk akla gelen o. Az önce sizin bahsettiğiniz 15 bin liradan başlıyor cümlesine ben bir açıklık getirmek istiyorum öncelikle. Türkiye'de nasıl bir takım elbise, 1000 liralık takım elbise de varsa, 50 bin liralık takım elbise de varsa, aynı tatilde de değişik her bütçeye uygun tatil seçenekleri mevcut. Evet, doğrudur. 15 bin lira günlük tatile çıkabilecek otellerimiz, çok deluxe otellerimiz de var. Ama onun dışında günlük 1000 liraya, 1200 liraya oda fiyatında bulabilecekleri seçenekler de var. O açıdan hem Antalya açısından baktığımızda... Aynı bölgede mi mesela? Aynı bölgede mi? Tabii, tabii. Yani hem Antalya bölgesinde 15 bin liraya da oda bulabilirsiniz, 1000 liraya da oda bulabilirsiniz. Yani böyle çok geniş bir yelpaze ve çok geniş bir seçenek var. O açıdan tüketicimizi de doğru yönlendirmek gerekiyor. Yani 15 bin lira günlük var, o yüzden tatile çıkmayın anlayışı da yanlış bir algı yaratabilir. Doğrusu da her bütçeye uygun bizim seçeneklerimiz var. Türkiye'nin değişik bölgelerinde, Ege bölgesinde, Marmaris'te, Kuşadası'nda, Bodrum'da, Antalya'da, her yerde kişinin ihtiyacına göre. Ama siz şu an Hamit Bey otel fiyatı olarak mı, konaklama olarak mı değerlendiriyorsunuz? Belki bu 15 bin hani gidiş, geliş ve kalış, yemek hepsi dahil olarak da hesaplanmış olamaz mı? O açıdan bakarsanız doğrudur. Bizim şu dönemde tüketicilerden en çok şikayet aldığımız konulardan bir tanesi de ulaşım konusu. Çünkü tüketici, örnek veriyorum, diyor ki ben bir aileyle beraber işte 5 günlük bir tatile 8 bin lira, 10 bin lira ödedim. Ama bunun ulaşımını sağlayabilmek için şöyle basit bir hesap yapıyoruz. İstanbul'dan Antalya'ya kendi arabasıyla gelmek isteyen en az 3 defa benzin kullanacak. Bu da işte ortalama 1800 lira, 2000 liraya dolmaya başladı artık benzin. Çünkü 30 lira oldu akaryakıt fiyatları. Dolayısıyla bir 5-6 bin lira da sadece gidiş dönüş araç için ödüyor. Ki bunu burada tatil yerine geldiğinde bir depoda oraya harcadığı zaman neredeyse otel için harcadığı para kadar da ulaşım için para harcamak durumunda kalıyor. Maalesef böyle bir gerçek var. Ama otel açısından, otel fiyatları açısından baktığımız zaman da biz 15 bin liraya da tatil bulabiliriz. Ama 5 bin liraya da, 8 bin liraya da tatil bulunabilir. Ben o gerçekten bahsetmek isterim sadece. Peki. Şehirler arasına baktığımızda fiyat değişiyor mu? İzmir, Antalya, Rize... Bir farklılık var mı? Yani ufak tefek farklılıklar oluyor. Mesela Doğu Karadeniz turlarında daha çok kültür turları ağırlıkla seyahat ediyorlar ve otobüsle seyahat ediliyor. Haliyle orada da gene akaryakıt fiyatları ön plana çıkıyor. Özellikle ileriki tarihlerle ki bugünden siz bir tatil planlamaya kalktığınızda özellikle kültür turları açısından bir ay sonrası için veya bayram dönemi için otobüs firmalarından fiyat teklifi alamıyorsunuz. Çünkü insanlar bir ay sonra akaryakıt fiyatları ne olacaklarını bilemedikleri için fiyat vermekte imtina ediyorlar. O açıdan
kültür turizmi yapan, özellikle Doğu Karadeniz, Kapadokya turu yapan acentalarımız bu konuda mağdur. Çünkü planlama yapmakta zorlanıyorlar. Ama otel fiyatları açısından baktığınızda tabii ki Antalya fiyatları birazcık daha nispeten yüksek kalabiliyor Doğu Karadeniz'e göre. Ama hani çok aman aman çok büyük bir fiyat farkı yok. Burada sizin tatili nasıl istediğinizle alakalı bir durum var. Yani ben çok lüks bir tatil yapmak istiyorum diyorsanız o zaman bazen 50 bin liraya da günlük oda satılabilen tesisler var. Ama daha bütçeme uygun olsun diyorsanız ortalama bir 5 yıldız otel tatili önümüzdeki dönemde günlük 1000-1200 TL, 1500 TL bulabiliyorsunuz. Peki. Bu seçeneğimiz var yani. Peki şöyle diyebiliyoruz o zaman. 2 kişilik tatili, 1 haftalık tatili 15 bin liraya da mal edebiliriz, 8 bin liraya da mal edebiliriz. Böyle diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yalnız buradaki işin ulaşım tarafı belirsiz. Ayrı. Çünkü akaryakıt fiyatları o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki orada bir şey diyemiyoruz. Yani bir hafta sonra akaryakıt fiyatları için çok farklı şeyler konuşabiliriz. Bizi endişelendiren ve zor durumda bırakan faktörlerden bir tanesi de bu maalesef. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz aktardıklarınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.